Şimdi bu RNA dizilimi, bu COVID'in, COVID-19'un RNA dizilimi bizim DNA'mızı etkiliyor mu? Ya da AIDS etkilemedi. Mesela AIDS'in etkilemediği ortaya çıktı. Evet. Uzun süre AIDS'i bunu arıyor. Yani bu AIDS kapan adam işte zaten ölecek de. Hani taşıyıcı olanlar var ya işte Magic Johnson falan gibi. Evet. Acaba bunun ileride çocuğu olsa bu genetik olarak transfer olacak mı? Efendim ne bileyim bunun soyu DNA'sı bozuk mu çıkacak filan gibi araştırmalara neden oldu o zaman. AIDS, o zaman. Ben o zaman hatırlıyorum yani 90'larda falan bu iş böyle meşhurdu o zaman. Baktılar ki öyle bir şey yok. Bıraktılar yani. Korunun geçin dediler bitti. Yani Bir anda bitti değil mi? şimdi bu korona SARS'ta MARS'ta mesela kesinlikle eminim SARS şeydi. Yani biyolojik silahtı. Çünkü sadece sarı ırkı öldürüyordu ve %90 ölüm oldu. Yani bulaştın mı gittin. Onda 9 öldün. Şimdi burada o kadar binde 3 bu. Covid-19 binde 3. Bir SARS'ın bir versiyonu gibi gözükse de. Şimdi acaba tabii DNA'larını etkiliyor. Yani bu mesela Cehennem kitabında Dan Brown'un son Cehennem Evet. kitabında ki virüs, bahsedilen virüs ve filmini seyredenler bilmezler. Filminde engelliyorlar. Kitapta engellenemiyor o virüs. İstanbul'dan bütün dünyaya yayılıyor. DNA'ya etkiliyordu. DNA etkiliyordu ve insan doğurganlığını %50'ye düşürüyordu. Ve Öbür insanlar bunun çocuklara farkı. da aktarılıyor Evet. sonra. Yani insanın her iki kişiden birinin doğurganlığı bitiyordu. Böylece ileriye uzun vadeli nüfus planlaması oluyordu. Şimdi bunlar hayal değil. Yani Aynen kurgu öyle. ama hayal değil. Kurgu. Böyle bir şey yok. Uydurulmuş. Ama şey değil. Ne derler onun adına? Yani Hayal ürünü değil. uydurma değil yani. Şimdi dolayısıyla bu Kehanetler kitabını yazan hanımefendi de belki böyle bir şeydir. Böyle bir şeyi haiz olmuştur. Allah sonumuzu hayretsin. Amin Allah dedik. Bir sonumuzu. sonraki konuya geçtik. Şimdi abi, bir sonraki konumuzda bir tane videomuz var. Nevruz Evet. oldu biliyorsun. Evet. Nevruz günü. Tebrik. Ateş tamam doğru bir şey yapıyor. Teorik doğru. Müzik çok iyi müzik. Müzik çok iyi. Bu bizim Seyf videonun da şarkıların müziğinden bir tanesi. TikTok'la ilgili müziğinden bir tanesiydi. Bu arkadaşımızın aynı şeyini ben de Hıdrellez'de hala çıkamıyor olursak Hıdrellez'de ben de yapacağım. Ya Televizyonu millet ortaya koyup, yere koyup. hakikaten, evet millet nelerle uğraşıyor ya vallahi. Teoride doğru. Mangal Aslında yap. yanlış bir şey yok. Valla manken filan da şey yapan ne derler onun adına mangal yapan, denizde yüzen Mangal yapan değil mi? mankenlerle Aynen o da yürüyenler var. falan böyle enteresan enteresan işler. Tabii insanlar evde kalma süreci Evet. uzadıkça bu tarz eylemlere yöneliyorlar. Gençlik. Lorenzo Sanz, Real Madrid eski başkanı. Koronavirüs nedeniyle hayatını Gran kaybetti. prezidente. Allah rahmet eylesin yani çok toprağı bol olsun çok üzüldüm. Büyük başkandı. Büyük başkan değil mi abi? Tabii canım büyük başkandı o büyük kadroyu kuran ilk atılımlarını yapan o Mihatovic'li Fucerli Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Capello'lu şampiyonlukları falan alan adamdı. Seviyorduk kendisini önemli bir başkandı. Oğlu da futbolcuydu. Evet. Sonra şimdi Malaga'ya başkan olmuş. Ne diyelim abi tabii yaşlıydı çok yaşlıydı Tabii artık. yaşla da alakalı bir durum var. Elvir Baliç'i de Sonra transfer etmişti. Baric'in Toşak dönemi falan ondaydı tabii. Raul'un ilk çıkış yaptığı dönemin başkanıdır. Çok efsane başkandı. O dönemin Real Madrid'i çok kral takımdı. Yani tek başınaydık o zaman Barcelona falan hikayeydi tabii. Tabii canım. Barcelona'da bir şey yoktu o zaman. O zaman Real Madrid tekti. Sanz da o önemli dönemin bu önemli başkanlarından biridir. Toprağı bol Rahmet olsun. diyelim tekrar. Geçtik. Abi şimdi Hacı Sabancı'nın bir sosyal Bu medyadan efsane. cevabı. Efsane bu ya. Efsane bu. Şöyle bir okuyayım. Bir tane fotoğraf var. Evet. Sahilde bisiklete biniyor Hacı Sabancı. Bir tane takipçisi diyor ki inanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor. Sizler dışarılardasınız spor bahanesiyle pes yani. Diyor Hacı Sabancı'nın verdiği cevap. Hakikaten sosyal medyada hani günlerce gündem oldu. Sakin ol şampiyon evdeyim dedi Hacı Sabancı. Şamp güzel, sakin ol şamp. Şamp çok iyi ya. Yani buradan Şamp çok iyiydi. yani sakin ol şamp.
şey oldu, kalıp olur yani. O zaten kalıp oldu değil mi? Sakin ol şampiyon hep. Tabii sakin ol şampiyon kalıp oldu. Yani Şeyma Subaşı'nın kızına söylediği şey, çok güneş anne, çok ses anneciğim falan vardı yani. Çok ses anneciğim. Çok ses anneciğim şey olmuştu. Kalıp. Kalıp olmuştu, bu da olacaktır muhtemelen sakin yani ol şampiyon. Yani bunu hani şu paylaşımda benim yani 4-5 gün sonra arkadaşlarım var evinde olduğuna inanan, gören. Hala inanamayan. Tabii. Tabii normal canım, böyle bir evde oturuyor olması doğal. Tabii yani. Evin dıştan görünüşü de var. Nezah şimdi onu da koyar montajda buraya. Yani hakikaten çok enteresan bir yapı diyelim. Kiminin parası, kiminin duası diyelim biz de. Geçelim. Geçtik. Karyos'un bir paylaşımı vardı abi hafta içinde. PCN numarasını gönderin, seçeceğim kişilerle FIFA oynayacağım dedi Karyos. Altına bir tane cevap var bir tane arkadaştan, çok komik. Karyos'la oynadım. Beşiktaş'ı seçtim. Kaleye Utku'yu koydum diye oyundan çıktı. Demiş. Tabii yani bu büyük ihtimalle arkadaş yapıyor yani. Atıyor. Atıyor tabii ama. Güzel espri. Güzel espri tabii. Güzel espri. Kaleye Utku'yu koydum. Ya güzel. Türk milletinin espri anlayışı bu dönemde bir kere daha ortaya çıktı. Yani güzel espriler var. Az sonra göreceğiz ki kötü espriler de var. Kötü şeyler de var. O yüzden ama genelde espri düzeyi yüksek bir milletiz. Şey yaptık, ne derler onun adına, tebrik ettik arkadaşlar. Şimdi Talişka'nın Beşiktaşları heyecanlandıran bir dövmesi var sırtına yaptırdığı. Benfica'ya attığı frikik golünü, yani o pozisyonu, o duruşu vücuduna kazımış Anderson Talişka. Yani çirkin gözüküyor bence. onu bir önce söyleyeyim. Ama yani hayırlı olsun Talişka'nın yani adına. Yani dönmek istiyor gibi sanki. Abi dönmek ister de yani bu paraları falan veremez kimse abi. Geçmişte kaldı. Bak şimdi gelecek sene göreceksin. Maaş indirimi istenecek, bilmem ne istenecek. Birçok futbolcuyla yoldan ayrılmak istenecek. Yani bir sürü sıkıntı çıkacak. Talişka'yı falan alması mümkün değil Beşiktaş'ın. Konuyu direkt kapatalım yani. Direkt kapatalım. Beşiktaş'ları hiç boşuna heyecanlandırmayalım. 3 milyon eurolar. Ya 1 milyon euroya gelir mi? Gelmez. 2 milyon euroya gelir mi? 4'ten aşağı gelmez. O zaman 3,5-4'ten o zaman yok ya, öyle bir para yok abi. Doğru. Yok öyle bir para. Ya gelse iyi mi? Tabii ki çok iyi. Talişka'yı alan şampiyon olur. Ama zor. Zor. Bu maliyetlerde çok zor görünüyor. Geçtik. Emre Belezoğlu'nun birlikte oynadığım en iyi 11'i. Yani Emre Belezoğlu'nun kendi ifadesi bu. Kalede Taffarel var. Savunmada Zanetti, Cannavaro, Godin, Roberto Carlos. Orta sahada David, Seedorf, Rekoba. İleri üçlüde Falcao, Baba Ronaldo, Michael Owen. Hacı nerede diye sormazlar mı abi? Güzel kadro. Hacı nerede diye sorarlar abi. Hacı burada bir kere Rekoba'yı, Mekoba'yı havada yer. Hacı nerede diyor. Bir de yani Hacı Emre'nin öğretmeniydi yani. Tabii. Owen da nerede oynamış ya? Newcastle'da mı? Newcastle'da. Ya o da ayıp olmasın diye koymuş o da. Hani o zaman hani Newcastle'da da oynadım diye koymuş bence. Ha orada ama normalde bu bence hakkında bu yani bu kadronun hakkı Hacı'nın Rekoba'nın yerine girmesi. Tabii kesin bence de öyle. Baba Ronaldo ile Falcao tamam. Tamam. Owen olmaz orada. Ama Owen da şeyden olmuş yani. Hani Newcastle'da da oynadım ben hani. Yani oradan bir oyuncu. Oradan bir oyuncu koyayım. Ama doğru söylüyorsun. O şey lazım buraya. Hacı nerede abi? Hiç yani Galatasaray'dan oyuncu yok. Alex'e de Avrupa çok gündemde olan şey olmadığı için koymayabilir ama Hacı'nın olmaması enteresan. Evet. Fenerbahçe'den de Carlos koymuş. Katılmıyorum ben. 11'i beğenmedin abi değil mi? Çıkardı 11'i Emre. yani dediğin gibi Ali yani Falcao yok abi. Hacı. Şey yok. Hacı yok. Yani Galatasaray'da o kadar UEFA şampiyonu oldu o takım abi. Hiçbir yani futbolcu yoktu yani. Aynen öyle. Hacı'nın olması gerekiyordu. Bir tek Taffarel almış Galatasaray kadrosundan. Fener'den de bir kişi. Ne diyeyim? Bence Hacı nerede diye sorarım ben. Evet sorarım yani. Şimdi çok Antalya'da yaşayan bir vatandaş evde kal çağrısına uymuş. Markete drone yollamış. Adam ya. Adam. Teknoloji işte böyle. Tebrik ediyorum kendisini. Hobi amaçlı çekim yaptığı drone'uyla markete alışveriş yapmış. Yani markete nasıl soktu, ne yaptı? Tabii güzel, güzel bunlar, güzel. Güzel mizansenler. Bunları seviyoruz bu tip. Zekice hareketler, marketi aramıştır baştan filan. Baba bak böyle bir şey yapacağım. Göndereceğim gündem sana. Olacağız. Filan falan. Güzel mizansenler. Tebrik ediyorum. Vatandaş hakikaten evde kal çağrısına bu kadar güzel uyudur. Tabii. Aynen öyle. Geçtik.